Herkese selamlar. Umarım merkezidir. Nasılsınız? İyi mi geçiyor günleriniz? Bu hafta sonu ne yapıyorsunuz mesela? Dışarıda mısınız? Hava dışarıda da güzel, güneşli bir hava. Yarından itibaren daha soğuk havalar geliyormuş yurdumuza. Bugünkü video konumuz mobil uyumlu fotoğraf galerisi olacak. Çok basit, çok anlaşılır bir video olacak. Hep birlikte göreceğiz nasıl olduğunu. Ben şimdi burada önünde nasıl bir şey olduğunu göstereyim size projemizin. Ben burada 10 tane fotoğraf indirdim pexels.com'dan ve bunu mobil uyumlu hale getirdim. Yani şu anda tam ekranken böyle iki satır beşer fotoğraf gösteriyor. Mesela ben buradan biraz daha ufaltayım. Mesela şu anda tam bir mobil uyumlu hale geldi. Böyle gördüğünüz gibi gayet cevap veren bir imaj galerisi. Biraz daha büyütelim ekranı. Büyüttükçe ekrana ben burada belli bir piksel oranı verdim. O piksel oranını yakaladığında o zaman ikinci bir satıra yani ikinci bir kolon açıyor ve oradan devam ediyor. Ta ki o sayıyı yakalayana kadar. Biraz daha açalım. 3 kolon olsun. 4 kolon olsun. Evet. Biraz daha buradan da açalım. Çünkü yetişmiyor artık. 5. kolonu doldurana kadar. Evet. 5. kolonu yakalanmış durumdayız. Ve gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde cevap veriyor. Şimdi isterseniz hemen bunu nasıl yapabileceğimizi görelim. Ben bir responsive gallery diye bir tane proje oluşturdum ve burada pexels.com'dan indirdiğim fotoğrafları bu klasörün içerisine koydum. Gördüğümüz gibi klasörün içerisinde bütün fotoğraflar, bisikletli fotoğrafları gayet güzel çözünürlükte, büyük çözünürlükte, temiz çözünürlükte indirdim hepsini. Ve bunları biz programlayacağız ve mobil uyumlu hale getireceğiz. Şimdi ben buradan kapatarak bu klasörümü de böyle ufalta bir şekilde koydum. Dışarıya index.html.index'i yapabilmemiz için veyahut da app.js veyahut da style.css dosyalarını oluşturabilmemiz için mesela diyelim ki bu klasördeyiz. Bu klasörün içerisine yaparsa bu klasörün içerisine oluşuyor. Ben bunun önüne geçmek için bu klasörü kapattıktan sonra bir de dışarıya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi images yazısı sönüyor. Demek ki biz root yerdeyiz. Ve artık buradan bizim dosyalarımızı oluşturmamıza izin veriyor. Hemen oluşturalım. index.html. İki tane kullanacağım. index.html bir de style.css kullanacağım. Bu proje için. Evet. Bunu yaptıktan sonra buraya ben temel biçimlendirmelerimi yapıyorum. Linkimi de vereyim. Style.css olarak geliyor. Ben buradan hemen root şeylerimi yapayım. Programlamayı yapayım. Margin 0 diyeyim. Padding 0 diyeyim. Bir de box sizing border box diyeyim. Ve böylece temel biçimlendirmemizi bitirdik. Şimdi index.html içerisine geliyoruz ve body'nin içerisine geliyoruz. Buradan ben images adında bir tane div oluşturacağım ve bu divin içerisine bizim imajlarımızı vereceğim alt alta. Nokta images diyorum. Büyüktür işareti. Kaç tane images yapacağız? Image source klasörleri yapacağız. 10 tane çarpı 10 diyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hepsi oluştu. Fakat niye böyle oluştuysa hepsini ben alt alta almak istiyorum. Böyle güzel değil. Hepsini alalım şimdi alt alta. Evet, bu açıldı gayet çirkin bir şekilde hem de ne böyle açıldıysa. Hepsini ben çok çirkin bir şekilde açıldı. Niye böyle? Bunu da yana alayım. Bunu da alta alayım. Bunu da alta alayım. Bunu da alta alayım. Güzel. Bunu da alta alayım. Şu source olayını buradan vereyim. Maalesef yazılım işi böyle bir olaydır. Çok basit düşünebileceğiniz şeyler bazen size kök söktürebiliyor. Bu uğraşmanıza neden oluyor. Şimdi buradan source olayına ben images içerisinden artık 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gideyim. Ben bunu kopyalayayım. Hepsinin içerisine, source'ların içerisine vererek 2 diyeyim. Yapıştırayım.
3. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? 4, 5'i bulduğumda şu diğer kalan 5 tanesini silip buradan kopyalayıp böyle devam edeceğim. Şimdi ben şunu bunları sileyim. Tamam, sildim. Böyle kopyaladım buradan. Ve buradan aşağı attım. Buradan da devam ediyorum. İşlendirmeye. 6, 7, 8, 9 ve 10. Harika. Şimdi indeks nokta işleminin üzerine gelerek Open with Live Server diyoruz. Ve burada nasıl gözüktüğünü bir görelim projemizin. Gördüğünüz gibi fotoğraflar çok kötü bir şekilde gözüküyor. Tam ekran yapayım. Şimdi bunun biçimlendirmesini yapacağız. Şöyle geleyim. Ve CSS dosyamızın içine girerek biçimlendirmeye başlayalım. Şimdi yıldız ve temel base biçimlendirmenin altına gelerek ben buradan body diyorum. Min height 100 bir height vereceğim. Harika. Tam her şeyin ortaya girmesini sağlayacağım böylece. Images diyorum. Position absolute vereceğim buna. Genişliği ne verelim? %90 verelim. Harika. Bu da güzel. Burada display grid diyeceğim. Grid diyerek bizim kolonlu ve sütunlu sütunlu ve satırlı galerimizin gözükmesine yardımcı olacak. Sütun ve kolon. Sütun ve satır. Sütun ve satır. Tamam. Top diyorum. Biraz buna bir biçimlendirme vereyim. %2 diyeyim. Soldan da %5 vereyim. Boşluğu. Justify content. Buna ne diyeyim? Center diyeyim. Grid display, grid template columns diyeyim buraya ve repeat diyerek bunu ne yapalım? Autofit diyelim. Autofit yani fotoğraf boyutu kadar, genişliği kadar bir alana sahip olacak ve o pikseli yakalandığında yanına bir kolon ekleyecek. Yanına bir kolon ekleyecek veyahut da daraldığında ekranımız yandan bir kolon eksilterek alt tarafa alacak her şey. Yani mobil uyumlu yapacak her şeyi. Ne kadar diyelim? Biz 300 piksel. 300 piksel yakaladığında buna bir cevap versin buna göre. Güzel. Tabii ki burada hiçbir şey gözükmüyor. Buradan da gap olayına 10 piksel mi diyelim? Aralıklara. Güzel. Fakat hiçbir şey olmadı şimdilik. Çünkü ben buradan imajlarıma da bir biçimlendirme vermem gerekiyor. Images yani main div'ime image her birisine fotoğrafların her birisine bir biçim veriyorum. Yüksekliği ben burada 300 piksel diyorum. Gördüğünüz gibi 300 piksel. O AutoFit'tekin yanındaki 300 piksel. Ve genişliği yine 300 piksel. AutoFit'in yanındaki 300 piksel. Evet. Gördüğünüz gibi hemen cevap verdi bana. Fakat gördüğünüz gibi Object Fit demem gerekiyor burada. Niye? Çünkü biraz streçli gözüküyor fotoğraflar. Object Fit Cover diyeceğim. Bakalım. Gayet güzel bir şekilde. Bir de tabii ki bu böyle olmayacak. Gördüğünüz gibi galerimiz böyle cevap veriyor. Bakalım ne tür bir şey verecek. Gördüğünüz gibi daralttığımda şu klasörü artık buradan kapatayım. Cevap veriyor. Fakat ben burada en ufak hale getirdiğimde çok dar. Şimdi bunu düzelteceğim. Hep birlikte bunu yapalım. Şimdi bunu kapattık ve etmedi olayı diyorum. Yani mobil boyuta geldiğinde ne yapması gerektiğini söyleyeceğim ben buraya.
Et midye. Maksimum genişlik. Maksimum width. Ne yapsın? Penceremi de açayım da yan yana olsun her şey. Şöyle uzunlamasını tutayım. Biraz yukarıya getireyim. 70 değil tabii ki, 700 piksel. Şu oranı yakaladığımızda galerimizin vereceği cevabı oluşturuyorum şimdi. İmaj sana dibime geliyorum ve bunu biraz programlıyorum. Şuradan ne yapsın? Grid template columns diyorum. Repeat 1 yapsın. Ve ot olsun. Bitti. Piksel sayısı. Yine ufak gördüğünüz gibi. Ve ben buradan tabii ki images içerisindeki fotoğraflara nasıl gözükeceğini söyleyeceğim. Oops. Image. Mazmur'u gözüklük yapıyor Visual Studio. Şimdi genişlik ne olsun? 90 view width olsun diyorum. Ve gördüğünüz gibi oranı yakaladı. Gayet güzel bir şekilde veriyor. Fakat ben burada bir tane margin'de otom vereyim. Daha mı şey olur? Oto diyeyim. Güzel. Evet, daha iyi oldu şimdi. Daha iyi cevap veriyor. Genişlettiğim 300 pikseli buldu. İkinci kolonu açtı. Bir 300 pikseli daha bulacaktım. Bir 300 pikseli daha buldu. Üçüncü kolonu açtı. Bir 300 pikseli daha buldu. Bulana kadar genişliyor, 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 genişliyor. Bir 300 pikseli daha açtı. Dördüncü kolonu açtı. Ve bir tane daha piksel açarak 5. kolona kadar ulaştı. Tabii ki bu benim ekran genişliğime göre biçimlendiriyor galeriyi. Tabii sizin ekranınız daha büyüktür veyahut da daha ufaktır. O zaman bu piksel oranları, sütun sayıları değişecektir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Çünkü benim ekranım şu anda biraz büyük olduğu için burada daha fazla kolon sığıyor, yani sütun sığıyor. Böyle. Bu videoda böyle. Evet arkadaşlar, umarım beğendiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen büyük bir like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.